Esra. Nereye böyle selamsız sabahsız? Günaydın. Kusura bakmayın, biraz acelem var. Dur ya, dur. Bunu görmek istersin herhalde. Torunumun adı hep yaşayacak. Sen göremedin ama çok iyi bir doktordu benim Bahar. Üzülme. Sinan'la aranda ne geçerse geçsin, sen benim için hep değerliydin. Hep de öyle kalacaksın. Sağ ol. Sinan söyledi mi? Söylemesine gerek yok. Hissen var bu hastanede. Kalmak için bize soracak değilsin ya. Umarım dünkünden daha güzel bir gün olur. Biliyor musun? Fiziksel olarak pek benzemiyoruz ama beni sana çok benzetiyorlar. Yanılıyorlar. Sen o kolyeyi nereden buldun? İkimize de babaannem almıştı, hatırlamadın mı? Ben seninle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Kabul etsen de etmesen de o benim de babaannemdi. Ben de öldüğünde çok üzülmüştüm. Hadi ya. O yüzden mezarına bile gelmedin. Ben gelmeyi istedim. Annem getirmedi. Annenin uğraşacak başka şeyleri vardı. Babaannemin kan parasının peşinde koşturması gerekiyordu. Benim annem öyle bir şey yapmaz. Sen annemi hiç tanımıyorsunuz. Ben bütün gün ameliyathanede olacağım Alp. Özellikle Hakan'la seninle ilgilenmeni istiyorum. Ben de size onu söyleyecektim hocam. Hemşireler haber verdi. Kesinlikle yemek yemiyormuş. Biliyorum, dün gece beni de aradılar. Ne yapacağız hocam? Ben bir şey yapmayacağım. Sen yapacaksın. Gerekirse ellerinle besleyeceksin. Tamam hocam. Eylül Erdem. Hocam ben kaçtım. Merhaba. Yoğunluktan tanışamadık. Ben Esra. Merhaba. Bahar'ın annesiyim. Gerilmene gerek yok. Kendini suçlu da hissetme. İnsan bazen zor kararlar veriyor. En çok da biz doktorlar. Ben gerçekten çok üzgünüm. Ben de. Biliyor musun? Güneydoğu'da çalışırken ölü evlerine ağaççı kadınlar gelirdi. Neden diye sorunca acıyı azaltmak için doktor hanım derlerdi. Haklılarmış. Neyse. Daha çok konuşacak zamanımız olacak. Görüşürüz. Thank you.
Selam. Yemek getirdim sana. İstemiyorum. Olmaz, yiyeceksin. Eylül Hoca'nın kesin emri var. Bu yaptığımda Eylül Hanım'ın hoşuna gidecek. Ne o? Her şeyi buraya yazıyorum. İyi bir şey yapıyorsun da senin yemek de yemen lazım. Artık insanlar bana bakınca bir canavar görmeyecek. Ben gerçekten senin ne dediğini anlamıyorum. Beni akşam götürecekler ya. Senden bir şey isteyebilir miyim? Önce yemeğini yiyeceksin. Bu mektubu Eylül Hanım'a götürür müsün? Vallahi kendin ver. Hem neden yemek yemediğini de onu açıklarsın. Al, tamam, yiyeceğim. Al, tamam. Bak, yemeye başladım bile. Ver, tamam mı? Kesin ver. Tamam. Ama ben gittikten sonra okusun. Şimdi okumasın. Tamam. Anlaştık. Bak, yiyorum.